Hırsızlar soygun için bir plan yaptı ve harekete geçti. Marketin kapısını açıp içeri girdiler ancak iş yeri sahibinin içeride uyuduğundan ve silahlı olduğundan haberleri yoktu. Yatağımın başına gelmiş, birinin elinde tabanca, birinin elinde bıçak, birinin elinde sopa, karanlık, kim kimi yıkıyor, kim kimi deviriyor belli değil. Hırsızlar soymak istedikleri marketin sahibi tarafından kurşunlandı. Biri öldü, diğerleri kaçtı. Ben devamlı marketimde yatıyorum, gece gündüz çalışıyorum. Cinayette son bulan soygun girişimi Ümraniye'de gerçekleşti. Hırsızlar keşif yaptıktan sonra marketi soymak için harekete geçti. Ümraniye'deki bu marketin önüne 3 hırsız geliyor. Biri arabada bekliyor, gözcülük yapıyor. Diğer ikisi marketten içeri giriyor. Görüyorsunuz parmak izlerini. Levye ile içeri girdikten sonra market sahibi uyanıyor ve hırsızları korkutmak amacıyla bir el ateş ediyor. Hırsızlarla bir boğuşma yaşanıyor ve tekrar ikinci el ateş edince hırsızlardan biri yaralanıyor. İşte görüyorsunuz kan izlerini. Diğer hırsız da yaralı arkadaşını alıyor ve burada bekleyen araca bindiriyor, uzaklaşıp kaçıyorlar. Arkadaşlarıyla hastaneye kaldırılan sabıkalı hırsız Yunus Yılmaz hayatını kaybetti. Suç ortakları da hastanede gözaltına alındı. Market sahibi 63 yaşındaki Yavuz Gürel ise hırsızların gürültüsüyle uyandığını ve boğuşmaya başladığını anlattı. Olaydı. Uyurken tabii yatak odama kadar iş yerime giriyor. Hem haneme tecavüz ediyor, hem ekmeğime tecavüz ediyor, hem yatağıma tecavüz ediyor. Polise teslim olan market sahibi amacının kendisini savunmak ve hırsızları korkutmak olduğunu söyledi. Ben de ancak canım korkusuyla ne yapayım? Yürüdüm hop mop diyene kadar kimi kaçtı, kimi kaldı, kim ne oldu geri kalanını da bilmiyorum artık. Hırsızlık yaptığı ikinci kattaki evlerden atlayarak kaçtığı için kedi lakabı alan Yunus Yılmaz'ın 2 ay önce de demir çalarken kameralara yakalandığı ortaya çıktı.